Erkek dediğin nereye gideceğini, ne istediğini bilecek Osman Beyciğim. Elbette. Ama Erhan, dışarı çıkalım, eğlenelim biraz derim. Nereye gideceğiz şimdi der. Ayol, nereye gideceğimizi bilsem sana mı soracağım? Ama siz öyle misiniz Osman Bey? Bir şeyler yiyelim dedim, hemen bir plan yaptınız, beni buraya getirdiniz. Canım, bir misafiri de ağırlayamayacaksak artık. Aa, yo, yiğide hakkını vereceksin Osman Bey. Bir şey istedim, ikiletmediniz. Ankara'yı gezmek istiyorum dedim, bir an bile düşünmediniz. İşte erkek dediğin böyle olur. Ne istediğini bilir. Bir kadın bunu niye ister? Tabii ki güven duygusu için. Doğru. Yine lafı ağzımdan aldınız. Size? Ben çok küçük yaşta evlendim Erhan'la. Daha birbirimizi tanımadan Eylül doğdu. Erhan işine deli gibi aşıktı. Hala öyle. Hep ihmal etti bizi. Şuraya gidelim, işim var. Şunu yapalım, toplantım var. Hesap makinesiyle evlenmedik ya. Ben de bütün sevgimi Eylül'e verdim. Şimdi Erhan'la iki yabancı gibiyiz. Anneler öyledir. Hep çocuklarını düşünürler. Ya sizin Zühre Hanım'la aranız nasıl? Bazen resmi görüyorum sizi, bazen samimi. Tıpkı bizim gibi geçmişte sizin de aranızda sorunlar olmuş belli. Hangimizin hayatında yara bere yok ki Rezzan Hanım? Doğru, ama yıllar sizin yaraları da iyileştirememiş benimkiler gibi. Belki kötü bir huy ama ben deve gibi kinciyimdir. Kolay kolay unutamazsınız. Asla. Ah, izin verirseniz. Alo? Efendim Erhan? Yo, müsait değilim. Şimdi dışarıdayım, eğleniyorum biraz. Benim eğlenmeye hakkım yok mu? Ha? İyi misiniz? İyiyim. Neymiş efendim, ne işim varmış dışarıda? İlla onun gibi ev kuşu olacağız. Çok bunalıyorum, çok kıskanç, boğulacak gibi oluyorum. Aman Rezzan Hanımcığım, boş verin bunları. İçelim. Yine lafı ağzımdan aldınız, içelim. Bıktım, yemin ediyorum bıktım. Gittiğimizden beri hücrede yaşıyorum sanki. Bunca yıldır Amerika'dayım, ikiz kuleleri görmedim. Geçen hafta götür beni Erhan dedim. Nerede? Kıpırdamadı bile. İkiz kuleler yıkıldı. Ondan olmasın. Hadi canım. Bakın gördünüz mü Osman Beyciğim? Onlar da yıkılmış bizim gibi. Ah ah. Erhan'la ben de tamamen yıkılıyoruz. Ay, adamı anlatamıyorum Osman Beyciğim. Ben hayat dolu bir kadınım. Gezmek, tozmak, eğlenmek istiyorum. O kadar soğuk yaramız. Ay, ben de neler anlatıyorum. Kafanızı şişirdim tabii. Biraz öyle oldu ama önemli değil. Ben bir yüzümü yıkayayım. Kendimi iyi hissetmiyorum. Alem kadın. Alo, Erhan Bey. Ben Osman Kozan. Alo Erhan Bey. Alo Erhan Bey. Erhan Bey. Karı koca arasına girilmez ama ben aranızı bulmak için... Alo Erhan. Erhan. Kapatmış. Aman Osman Beyciğim, Erhan anlamaz ki böyle şeylerden. Of! Erhan bütün tadımızı kaçırdı Osman Beyciğim. Ben bir daha lavaboya gideyim. Rezzan Hanım. Ay başım dönüyor, çok fenayım çok. Bir doktor çağırsak? Yo, biraz uzansam geçer. Oğlum, bir oda ayarlayın hemen. Hemen Osman Bey. Ay iyi değilim, bir şey dokundu herhalde. Biraz dinlenmem lazım. Böyle eve gidersem Eylül çok kızar. Ya Zühre Hanım, ay çok utanıyorum. Rezzan Hanımcığım, boş verin bunları, biraz dinlenin, bir şeyiniz kalmaz. Hadi gel. Ah. İyi misiniz? İyiyim Osman Beyciğim. Ah, beni bu yabancı otelde, bu yabancı şehirde yalnız bırakmayın ama.